İsa Mesih fısıh bayramında, fısıh yemeğinde 12 öğrencisiyle birlikte oturdu. Ve o zaman bu sofrayı kurdu, bu sofrayı başlattı. O zamana kadar 1500 yıl boyunca fısıh bayramını kutluyordu İsrail halkı. Fısıh bayramını kutluyordu. Fısıh, pasah, üzerinden geçmek. O İsrail halkı köle iken Mısır topraklarında şeytanı temsil eden o kötü yürekli Firavun'un eziyeti altında köle olarak çalışırken, yoksulluk içindeyken, vatansız bir halk iken Tanrı onları kurtardı. Musa aracılığıyla bir söz gelmişti. Bütün her bir aile kendine bir kuzu alacak, kuzuyu kesecek, kuzunun kanını alıp kapının sövelerine sürecek ve kuzuyu kızartıp yiyecek. Acı otlarla birlikte ve mayasız ekmek alacaklar. Bütün kıyafetlerini giyinecekler, ayakları da çarıkları olacak, ellerinde işte kıyafetleri hazır olacaklar. Çünkü Rab dedi ki ben sizi bu ülkeden çıkaracağım. Ve dedi ki gece ölüm meleği ülkeden geçtiği zaman ilk doğanlar ölecek. Kanın olmadığı evlerde ölüm olacak. Ama kanla korunan, kanla işaretlenmiş, kanla örtülmüş, kapısı kanla örtülmüş olan eve giriş yok. Ölümün girişi yok. Ölüm kanın olduğu kapıdan giremez. O ev koruma altında. Üzerinizden geçeceğim. Ve pasah, yani fısıh, üzerinden geçmek. O gece Rab oradan geçti ve bir yargı oldu. Yargı geldi Mısır üzerine. Ama kanın altında olan, kanın kapısı kanla örtülmüş olan, kilitle değil de kapısı kanla örtülmüş olan eve ölüm giremedi. Çünkü o evde yaşam vardı. Haleluya. Haleluya. Ölümün hayatınıza girmesini istemiyorsanız o kana ihtiyacınız var. Yaşamın kilitli olmasını istiyorsanız evinizde, koruma altında olmak istiyorsanız o kana ihtiyacınız var. Eski antlaşma döneminde hayvanların kanıydı bu. İnsanların günahlarını örten, kefaret olan. Ama İsa o gün, Matta'da okuyabilirsiniz, Matta, Markus, Luka, Yohanna'da işte öğrencileri oturdu o fısıh. 1500 yıl sonra o fısıh sofrasına Yahudi geleneklerine göre oturdu ve öğrencilerine dedi ki ben yeni antlaşmanın kanını size sunuyorum. Eski antlaşma dönemini tamamlayan ve yeni antlaşma dönemini açan kanı. Hayvanların, boğaların, erkeklerin, kuzuların kanı değil, benim kendi kanımı. Alın yiyin dedi bu ekmek için. Mayasız ekmek, günahsız bedenim, sizin için feda edeceğim bu bedeni. Kurtulmanız için. Sizin acılarınızı, hastalıklarınızı, cezalarınızı ben üstleneceğim. Siz esenlik bulasınız diye. Sizin yerinize ben yargılanacağım. O çarmıhta ben acı çekeceğim. Siz özgür olasınız, iyileşesiniz diye. Haleluya. Kapıyı kapatabilir misin lütfen? Haleluya. Amin. Herkes kapı desin. İsa öyle dedi. Kapı benim. Ben kapıyım. Yaşama giden kapı benim. Ve o kapı İsa. Ve İsa'nın kanı. Amin. Bizi kurtarabilecek olan. Bu dönemde artık hayvanların kanına ihtiyacımız yok. O dönem geçti, kapandı. Kurban kesme dönemi geçti, kapandı. Hayvanların kanı bizi kurtaramaz, bizi bereketleyip aklayamaz. Onlar temsilen kesiliyordu. Ve onlar işaret ediyordu eski antlaşmada. Bir işaretti. Bir yol işareti gibi. Yolda gidiyorsun değil mi işte falanca yere, Ankara'ya orada levha işaretli, Ankara yönüne dönüyorsun. O hayvanların kanı bir işaretti. İsa Mesih'e doğru olan bir işaret. Tanrı'nın kuzusuna doğru olan bir işaretti. Haleluya. Ve İsa o sofrada oturdu öğrencilerle. Alın dedi, yiyin. Bu ekmeği böldü. Bu sizin için verdiğim bedenim. Onun bedeni kırbaçlandı. 39 kırbaç yedi. Bütün sırtı, her tarafı paramparça oldu, açıldı. Kanı aktı her tarafa. Et parçaları her tarafa fırladı o kırbaçlanırken. Elleri ayakları çivilerle delinerek çarmıha çivilendi. Başına dikenli taç giydirildi. Dövüldü, sakalı koparıldı.
bedeni bizim için deşildi, bizim için bedeni ezildi. Bize kurtuluş sağlamak için, bizim hak ettiğimiz ceza ona yüklendi. Çünkü Tanrı sözü der ki, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve günahın ücreti ölümdür. Bunun için eski antlaşmada o kadar hayvan sürekli öldü. Geçenlerde birisiyle paylaşıyordum. Dedik hayvanları çok severim. Neden o kadar hayvan öldü? Çünkü Tanrı insanları hayvanlardan daha çok seviyor. İnsanlar ölmesin diye o hayvanlar öldü. O da bir işaretti, o da bir belirtiydi, o da bir öğretiydi. O da insanlara öğretmek içindi. Günahın ücreti ölümdür. Ve o hayvanlar kesildikten sonra Musa döneminde yakmalık adak olarak, yakmalık sun olarak o kocaman ateşin üstüne atılıyordu. Dev gibi bir ızgara vardı avluda, tapınağın avlusunda. İnsanlar gelip hayvanların üzerine ellerini koyuyordu, günahlarını itiraf ediyordu. Kahin aracı olan gelip alıyordu hayvanı, kesiyordu. O kan sayesinde o kişi bağışlanmış oluyordu ve o hayvan ateşe atılıyordu. Yenmiyordu. O kurbanlar yenmiyordu, ateşe atılıyordu. Cehennemi temsil eden ateş ve insanların gözünün önünde o hayvan ölüyor ve ateşe atılıyor. Ve onların gözünün önünde hep bu resim var. Günahın ücreti ölüm ve cehennem. O ateş. Ama kahin ona dönüp bağışlandın dediği anda avludan rahatlamış olarak ayrılıyordu. Ve o resmi anlıyorlardı. Günümüzde insanlar bu resmi anlamıyor. Çünkü bunun farkında değiller. Eski antlaşmada bu resim sürekli onların gözünün önünde ve bilinçliydiler. Yasa hakkında bilinçliydiler. Yargı hakkında bilinçliydiler. Bu yüzden merhamet bulmak onlar için bir merhamet buldum. Hamdolsun. Rabbe şükürler olsun merhamet buldum. Çünkü o ateşte ben atılabilirdim. Ama beni bağışladı. Rab sana şükrediyorum diyerek oradan ayrılabiliyorlardı. Beni kurtarıp bağışladığın için şükrediyorum. Ve 1500 yıl boyunca bu şekilde yaşadılar. Ve bir gün İsa dedi ki artık ben yakmalık sunu olarak çarmıhta sizin için bir nevi yanacağım. Kırbaçlanırken ne kadar yandığını düşünün. Elleri ayakları çivilenirken nasıl yandığını bir düşünün. Anlıyor musunuz? Hakareti uğrarken, hani bedenin yanması var, bir de yüreğin yanması var. O bizim için en derin acıyı yaşadı. Ve babası ona sırtını çevirdiği zaman, bizim için günah sunusu olduğu zaman, Kutsal Kitap öyle diyor, 2. Korintliler 5:21, günahı bilmeyen Mesih bizim için günah sunusu oldu. O çarmıh bir mezbahtı. O çarmıh öyle önünde durup da öyle kolay kolay izlenebilecek bir şey değildi. İnsanlar ona bakamaz. Kutsal Kitap diyor ki insana benzemiyordu çarmıha gerildiği zaman. Peygamber söylüyor, öyle diyor. İnsana benzemiyordu. Bir et parçası gibi o tahtanın üzerine asılmıştı. Bakamadı insanlar. Ben bazen işte hani İsa'nın o çarmıhta gerilmiş heykelleri, resimleri oluyor ya. Bir nevi hakaret gibi. İsa orada böyle duruyor. İki damla buradan kan böyle akıyor. Bu kesinlikle hakkını vermiyor. Bunlar dinsel resimler, gerçek değil. Gerçek resmi görseniz bakamazsınız. Hatta belki o Tutku filmini izlemiş olan varsa aramızda. Tutku filmini zamanında burada gösterdim. Birçok insan izleyemedi, arkaya kaçtılar. Bakamıyorum pastör dediler. Yani artık izleyemeyeceğim dediler. Birkaç kişi tuvalete kaçtı, baktım arkadalar. İzleyemiyoruz pastör, bakamayacağım. Kaldıramıyorum dediler işte. Çarmıh öyle bir şeydi. Önünde durup da izlenecek bir şey değildi. O kadar büyük derin acıyı İsa Mesih bizler için üstlendi. Kurtuluşu sağlamak için Tanrı'nın kuzusu bizler için öldü. Günahı bilmeyen bizim için günah sunusu oldu. Öyle ki bizler Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım. Eline ekmeği aldı. İşte bu benim bedenim. Parçalanacak, bölünecek, deşilecek bedenim. Böldü. Eline kaseyi aldı. İşte bu benim kanım. Sizler için, bütün dünya için, kurtuluş için akıtacağım, günahların bağışlanması için akıtacağım yeni antlaşmanın kanı. Artık kurbanlara, hayvanlara, kahinlere ihtiyacınız olmayacak, tapınaklara ihtiyacınız olmayacak. Varlığımın sizin içinizde yaşamasını sağlayacak olan kanım, kurtuluşu sağlayan, aklanmayı sağlayan kanım.
Ve yeni antlaşmada artık bir bina, tapınak yok. Artık sizler tapınaksınız. Kutsal Ruh sizin içinizde yaşıyor. Perde yırtıldı. Tamamlandı dediği zaman İsa. Ve bunlar, bu iki unsur bizim için bu sofranın üzerine sığdıramayacağımız kadar çok şey temsil ediyor. Ruhsal gözlerle baktığımız zaman ve imanla geldiğimiz zaman bunun maddesel, fiziksel ötesinde ruhsal olarak sağlıklarına dokunmuş, ruhsal olarak sağlananları almış olacağız. Şifayı, esenliği, yaşamı, sevinci, kurtuluşu, özgürlüğü, bereketleri, zenginlikleri üzerine ekleyin de ekleyin. Çünkü listesini yapsak uzun bir liste. Ve o gün İsa ile birlikte olmayan, o 12 öğrenciden biri olmayan Paulus, sonradan çağrılan, hatta dedi kendi, ben elçilerin en azıyım dedi. Bakın, 1. Korintliler 11'i bulmuştunuz değil mi? Unutmadım. 23. ayet, okuyalım mı hep birlikte? Paulus diyor ki, size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. O gün orada değildi ama Rab ona öğretmiş. Vahiy yoluyla gösterdi, yıllar sonra. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Benim bedenim, bu ekmek benim bedenimi temsil ediyor. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Tanrı'nın insanlarla yaptığı yeni bir antlaşma. Yeni bir sözleşme. Anlıyor musunuz? Yeni bir kontrat. Bana iman edin diyor. Ben de sizler için bunları yapacağım. Kurtuluşu sağladım diyor. Bu kurtuluşu almanın bir şartı var. Her kontratta şartlar vardır. Doğru değil mi? Şartları yerine getirmediğin zaman ne olur? Kontrat bozulmuş olur. Sözleşme bozulmuş olur. Şartlar var. Dünyada birçok insan, aa diyor, her dinde kurtuluş var, hepsi aynı yola gidiyor gibi bir şey. Öyle mi? Gerçekten mi? Ama şartları okuduğunuz zaman hiçbir zaman sana garantisini vermiyor kurtuluşun. Hiçbir dinde ben kurtuluşun garantisini görmüyorum. Ama İsa Mesih diyor ki, benim kanımla kurtulacaksınız. İsa'yı Rab olarak kabul edersen, evet, herkes günah işledi ve günahın ücreti ölüm ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. İşte orada Tanrı'nın vaadi, sözleşmedeki maddelerden birisi İsa Mesih'te sağladığım sonsuz yaşam. Sonra da diyor ki Romalılar 10. bölümde İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Bu şart Tanrı'nın şartı değil, bizim şartımız. Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşam Tanrı'nın sağladığı. Sözleşmede onun şartı. Onun sorumluluğu. Doğru mu? Bizim sorumluluğumuz İsa'nın Rab olduğunu ağzın açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen. Çünkü o öldü, 3. gün ölümden dirildi. Mezarı boş. Çarmıh ne kadar boşsa mezar da boş. İsa'yı çarmıhta artık aramayın, mezarda da aramayın. O dirildi. Ve geri gelecek. Haleluya. Vaat ettiği yere bizi götürmek için. Dedi ki babamın yanında yerler hazırlamak için gidiyorum. Gelip sizi yanıma alacağım. Haleluya. Gelip sizi yanıma alacağım. Haleluya. Hazır mısınız? Her gün hazır beklemeliyiz. Bugün olabilir. Bugün geri gelebilir. Bu akşam. Bu toplantı bitmeden geri gelebilir. Tam bu sofraya oturmak üzereyken cennetteki gerçek sofraya oturabiliriz bugün. Haleluya. Her an gelebilir. Her an geri gelebilir. Onun için her an hazır olmamız lazım. Çünkü geri geldiği anda lütuf çağı tamamlanmış olacak. Ama Tanrı sabrediyor. Herkesin tövbe etmesi için, kurtulması için bekliyor. Yarının bir garantisi yok. Gelecek haftanın da bir garantisi yok. Habire dünyanın sonu hakkında tarih verenler var. Yine bir Maya takvimi denen o saçmalık, 21'inde bilmem ne, millet gitti. Neydi o köyün adı? Şirince köyünde.
tek yönlü bilet almışlar. Dönemediler, orada kaldılar falan filan. İşte habire böyle saçma sapan, İsa'nın döneceği tarih veren sahte peygamberler de çıktı çağlar boyunca. İsa şu gün gelecek, bugün gelecek falan da filan, çağın sonu gelecek. İsa kendisi dedi ki, bu tarihi, saati hiçbir insan bilemez. Bildiğini söyleyen insan da sahtekardır. Çünkü hiçbir insan bunu bilemez. Ancak göklerdeki babam bilir ve babam bana git, diğer kardeşlerini yanıma getir. Topla onları bulutlarda ve getir buraya diyene kadar kurtarmaya devam edeceğim. Bize verilen şart ne? İman etmek. Yürekten iman edeceksin. İmanını ağzınla açıklayıp ikrar edeceksin. İman ikrarı yapacaksın. İsa Mesih seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne iman ediyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Ölümden dirildiğine iman ediyorum. Sen nasıl dirildiysen şu anda beni de dirilt. Beni kurtar Rabbim dediğin anda. Çünkü ben de İsa Mesih'te yeniden doğmak için böyle bir duayı ettim. Ve sizler de yeniden doğmak için, bazılarınız yakın bir zamanda, bazılarınız çok daha uzun bir zaman önce böyle bir duayı ederek ve sadece lafla değil, gerçekten, yürekten, kararlı bir şekilde iman ederek, bu duayı ederek kurtuldunuz. Doğru mu? Kim böyle bir duayı ederek kurtuldu aramızda? Elinizi göreyim. Ve Tanrı her gün sabırla insanların kurtulması için ve bize de bir görev verdi. Dedi ki, gidin bu müjdeyi, bu iyi haberi bütün uluslara duyurun ki onlar da işitsinler. Çünkü işitmedikleri zaman nasıl iman edecekler? Bunun için gitmeniz lazım. Çünkü birisi gitmezse, paylaşmazsa nasıl işitecekler? Bize bir görev verdi. Ve bugün de biz şu anda bu kilisede bu görevi tamamlıyoruz. Kilisede olan, bizi internetten izleyen insanlara bu müjdeyi duyuruyoruz. Kurtuluş müjdesini duyuruyoruz. Diyoruz, siz de bugün kurtulabilirsiniz. Bugün kurtuluş günü. Bugün iman edip, tövbe edip kurtulabilirsiniz. Ve sofrada yerinizi alabilirsiniz. Sofra açık. Sofrada bütün dünyayı alacak kadar yer var. Sofrada 7 milyar insan için yer var. Ama 7 milyar insanın duyması ve duyduklarına iman etmesi lazım. Duyup iman etmeyen nerede oluyor? Bu kiliseye gelip başka yerlerde paylaştığımız, sokaklarda, evlerde, internette, televizyon programlarımızda paylaştığımız, işitip iman etmeyenler de oluyor. Ve iman etmeden ölenler de oluyor. Sonsuzluğa doğru gidip kaybolan insanlar, ateşe doğru gidenler de oluyor günahları içinde. Kendileri, kendi günahlarının sunusu oluyorlar. Ama İsa Mesih bizim için günah sunusu oldu. Tövbe edip onu kurtarıcın olarak kabul ettiğin anda senin günahların ona yüklenmiş oluyor ve sen bağışlanıyor, aklanıyorsun. Ve mahvolmak zorunda değilsin. Tanrı her insana bir çare sağladı. O kadar basit ki. Demiyor, git bütün hayatın boyunca şu dinin, bu dinin, şu yasanın kurallarını yerine getirmek için çalış, çabala, 50 sene sonra görüşürüz. Öldüğün zaman teraziye koyarız, bakalım demiyor. Bugün diyor, kurtulacaksın. İsa Çarmıhta ölerken sağında da solunda da iki haydut vardı. İki haydut da hırsız da kötü adam. İkisi de aynı suçtan dolayı. İsa'nın biri sağında, biri solunda. Aynı adamlar, aynı geçmişe, benzer suça sahip iki adam İsa'nın yanında çarmıha gerildi. Biri İsa'ya hakaret etti, küfretti. Diğeri İsa'ya döndü ve dedi ki, bugün cennete gittiğin zaman beni hatırla. Ve İsa adama dönüp dedi ki, bugün cennette benimle birlikte olacaksın. Adam 3 saniyede kurtuldu. 3 saniyede kurtuldu adam. Bütün hayatı boyunca. Kaç yaşında bilmiyoruz. 30, 40, hadi 50 diyelim. Adam 50 sene günah işlemiş, 3 saniyede kurtuldu. İşte Tanrı'nın lütfu bu kadar büyük. Dindar akla sığmayacak kadar büyük. Dindar akıl bunu anlayamaz. Çünkü dindar akıl düşünüyor ki ben
İşte namaz kılacağım, hacca gideceğim, ben kiliseye gideceğim, ayinlere katılacağım, törenlere katılacağım, geleneklerine getireceğim. Bin mercimek köftesi yiyeceğim, balık yiyeceğim, et yemeyeceğim, bilmem ne yapacağım, oruç tutacağım. Her türlü kural var. Ama yeni antlaşmanın kuralları değil bunlar. Bunlar insanın yarattığı boş antlaşmaların kuralları. Milyonlarca insan yeryüzünde boş kuralları yerine getirip kurtulmaya çalışıyor. Ve sonunda boş vaatler var. Hiçbiri emin değil. Ama İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler, Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Hadi bakalım kim bunu söyledi? Hangi dini önder, hangi peygamber bunu söyledi? Kurtulacaksın. Ben hiçbirini bulamadım. Araştırdım. Çok araştırdım. Hiçbirini bulamadım. Mezarlarına gidemedim. Dünyanın her tarafında. Ama gidebilseydim her birinin de mezarına gidebilirdim. Ama İsa'nın mezarına gidemezsiniz. Gidin, mezarı boş. Çünkü o dirildi. Ve o dirildiği için de bizi diriltebilir. Ölmüş gitmiş bir adam bizi kurtaramaz. İsa Mesih ölmüş gitmiş bir adam değil, ölümden dirilmiş olan Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcı. Ve ona iman eden sonsuz yaşama sahip olacak. Çünkü İsa işte dedi, yeni antlaşma, bedenim ve kanım. Bedenim ve kanım sizin için. Bakın, benim için demiyor. Benim için demiyor. Peygamber için yapın. İsa, peygamber için yapın. Din için yapın. Hayır, İsa diyor ki sizin için ben yaptım. Aradaki fark bu. Ben bunu sizin için yaptım. Sizin için yaptım. Ne yaptı? Çarmıhta bizim için öldü. O acıya katlandı. O acıyı çekti. O ıstırabı çekti. O işkenceyi çekti. Kim için? Sizin için. Neden? Çünkü sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Tanrı bize olan sevgisini işte bu şekilde kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Açın İncil'i okuyun. Tanrı'nın hiçbir yer benim için, kendim için yaptım dediği hiçbir şey göremezsiniz. Sizin için. Hep sizin için diyor. Senin için yaptım. Sana sundum. Sana veriyorum. Yeter ki iman et diyor. Bana imanla gel. Bana güven. Beni takip et. Bütün o vaatler senin için geçerli. Ve biz de bugün burada bu ekmeği her yediğimizde, bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek, bugün de Rabbin gelişini tekrar hatırladık, hatırlattık. Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz ve böylece de sahip olduğumuz yaşamı ilan etmiş oluyoruz. Haleluya. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse, Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Ne yapmamızı söylüyor? Kendimizi sınamamız. Sınamak. Her günahkarın yapması gereken bu. Kendisini sınamak. Kendisini sınadığı zaman Rabbin önüne çıkıp ben günahkarım ve kurtuluşa ihtiyacım var dediği anda doğru konumda başlayacak. İlk adım o. Kişinin ilk önce günahkar olduğunu ve hayatında günah olduğunu ve günahlarından dolayı ölüme mahkum olduğunu anlaması, kabul etmesi gerekiyor. İkinci adım tövbe etmek. Günahlarımdan tövbe ediyorum Rab. Günahı bırakıyorum. Günahımdan dönüyorum. Bu yolda gidiyordum. Aklım başıma geldi. Duruyorum. Yönümü değiştiriyorum Rab. Bundan sonra senin yolunda yürüyeceğim. Tövbe bu. Pişman olmak değil sadece. Yön değiştirmek. Fikir değiştirmek. Düşüncelerini değiştirmek. Yolunu değiştirmek. Tövbe bunları içeriyor. Üçüncü adım. Tövbe ettikten sonra İsa Mesih'e iman ediyorum. Beni kurtarması ve beni bağışlaması. Aklanmak için onun kanına iman ediyorum. Kurtulmak için
Onun ölümüne ve dirilişine iman ediyorum. Üç adım. O zaman diyor İsa, yeniden doğacaksın. Yeniden doğacaksın. Ne olacak? Ruhun kurtulacak. Tanrı sana yeni bir ruh verecek. İçine yeni bir yaratık olacaksın. Yeniden yaratılacaksın. Ben İsa Mesih'e iman ettiğim gün yaptığım ilk şey, dua ettikten sonra gözlerimi kapattığımı hatırlamıyorum ama gözlerimi açıp amin dediğim anda etrafıma baktığım zaman her şey o kadar farklı görünüyordu ki. Hani ne bileyim, gözü çok bozuk olup da bir anda gözlük takınca her şeyi çok net gören bir insan gibi. Bir anda şok oldum. Ve yaptığım şey, fırladım, gittim, tuvaletteki aynaya baktım. O kadar değiştiğimi hissetmiştim ki. Çünkü neden? Yeniden yaratıldım. Yeni yaratık oldum. Ama değişen yüzüm değil ya da yüz ifadem değişti. Hani burnumun şekli, saçımın rengi, boyum falan değildi değişen. İçim değişti ama o kadar büyük bir değişimdi ki gidip yüzümü görmek istedim. İnsanın ruhu yeniden yaratılınca böyle oluyor. Ve değişmeye devam ediyoruz. Canımız, ruhumuz kurtuldu yeniden doğunca. Canımız kurtulmaya devam ediyor. Düşüncelerimizin yenilenmesiyle canımız kurtuluyor Tanrı sözüyle. Neden kurtuluyor? Dünyanın ve günahın ayartmasından kurtuluyor. Çünkü günlük olarak o mücadeleyi veriyoruz bu dünyada olduğumuz sürece. Ama öyle bir gün geliyor ki üçüncü aşaması, kurtuluşumuz tamamlandığı zaman bu bedenlerden de kurtulacağız. Yaşlanmayan, eskimeyen, ölümsüz bir bedene kavuşacağız. Borazan çaldığında ilahide söylediler. Borazan çalınca. Melek, baş melek borazanı çaldığı zaman, çağrıyla İsa gelin dediği zaman bulutlarda onu karşılamak için mescitte olan ölüler dirilecek ve o anda yaşayanlar göz açıp kapayana kadar değiştirilecek. Yeni bir beden alacağız ve o bedenle bulutlara uçacağız. Bu dünyayı terk edeceğiz ve Rabbimizin yanına cennete gideceğiz. Ve dünyada yargıyı tadacak ama biz yargıdan kurtulacağız. Bugün olmadan önce herkese Tanrı kurtulmak için fırsat veriyor. Kendimizi sınamamızı söylüyor. Sınav, yüreğine bak, sına. Sınavlarda sorular sorulur değil mi? Hı? Bazıları çok şıklı sorular olur, bazıları boşluk doldur sorular, bazıları şuraya bir şeyler ama hep bir soru olur sınavlarda. Bazınız eminim sınavları pek sevmiyordunuz okuldayken. Sınava girmekten pek zevk almaz öğrenci, doğru mu? Ay ne güzel sınav günü geldi diyen fazla öğrenci ben hiç görmedim hayatımda. Sınavın stresi falan olur. Sınavlarda sorular sorulur değil mi? Doğru mu? O zaman diyor ki bu sofra bir sınav. Kendimizi sınamamız. Başka kimse bizi sınayamaz. Ama kendi kendimize bu soruyu sormamız lazım. Hangi soruyu sormanız gerektiğini farkında değilseniz ben size yardımcı olacağım. Kendinize sormanız için birkaç soru vereceğim size. Sınav diyor. Kendini sınasın. Bakın nasıl bir sınavmış. Kendini sınasın. Sonra diyor ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. 30. ayet bakın buna geri döneceğim ama işte bu yüzden birçoğunuz zayıf, hasta, bazılarınız ölmüştür. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Evet işte. Sınav bu. Sınavda sorulması gereken soru. Doğrulukla yargılamak. Tanrı'nın önünde doğru muyum? Ben bir soru sorabilirim sınav için. Şu anda ölsen, cennete gideceğine %100 emin misin desem? Son nefesini versen şu anda ve bu dünyadan ayrılıp Tanrı'nın önüne çıksan, onun yüzüne bakabilecek misin? Ya da artık Tanrı ile aranızda bir konuşma geçse, cennetin kapılarında duruyor olsan, girecek misin yoksa seni buraya alamıyoruz, günahla buraya giremezsin, tövbe etmedin mi diyecek melek sana?
Yani bunlar sorulması gereken sorular. İmanlıların da kendilerine sorular sorması gerekiyor. Yüreğine bakması. Tanrı'yla doğru muyum? Doğru yaşıyor muyum? Tanrı'nın isteklerini yerine getiriyor muyum? Gerçekten Tanrı'ya itaat ederek yaşıyor muyum? Tanrı'nın bu bana verdiği yaşamı, belki İsa Mesih'e iman ettin geçmiş bir zamanda. Ama belki şu anda Tanrı'nın istediği gibi yaşamıyorsun. Ya da diyor ki bak, bazıları zayıf, hasta ve erken öldü. Ölmüştür. Zamanından önce ölmüş. Çünkü sofrada bize sağlanan şeyler var. Zayıflara güç var. Hastalara şifa var ve sağlık var. Ve bu sofra bizi uzun ömürle doyuruyor. Şeytan ise çalmak, yok etmek ve öldürmek için işliyor. Ama İsa diyor, ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Sofrada bol yaşam var. Uzun ömür var. Şifa var, sağlık var. Koruma var. Ve imanlar olarak da biz kendimizi, sofrada bağışlama var. İmanlar olarak kendimize sormalıyız. Yüreğimize bakmalıyız ve bu bizim için bir sınav. Arada sırada sınava girersin. Seviyeni ölçmek için, değil mi? Bu bile bizim için bir sınav. İman seviyemizi ya da Rabbe adanmışlığımızın seviyesini de ölçmek için. Hiç kimse bunu başkası için yapamaz. Bunu yapmaya kalkarsan bir ferisi olursun. Ferisiler, o dinci, yasacılar sürekli başka insanlar için bunu yapmaya çalışıyordu. Sen doğru değilsin, biz doğruyuz, o doğru, bu doğru değil. Bunu bir insan yapamaz. Ama her insan diyor, kendisi Tanrı'nın önünde, kendisi birlikte Tanrı ile hesaplaşmalı. Kendini yargılarsan diyor, yargılanmayacaksın. Çıkıp Tanrı'nın önüne, Rab evet, bunlar hayatımda doğru olmayan şeyler, bunlardan tövbe ediyorum Rab. Beni bağışlamanı ve değiştirmeni istiyorum dediğin anda Tanrı'nın lütfu devreye girecek. Kurtarıcı devreye girecek. Ve kurtarma işlemi devam edecek. Kurtuluş bir seferlik bir şey değil. İman ettim, kurtuldum. Haleluya. Hristiyan oldum. 10 sene önce oldu bu. Bugün bakıyorsun hiç öyle olmuş gibi yaşamıyor insanlar. Bu sürekli kişinin kendini sınaması gereken bir şey. Bugün bu soruları soralım. Rabbin sofrasının önünde. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Başlarımızı önümüze eğelim lütfen. Gözlerimizi kapatalım. Ve başlarımızı önümüze eğelim. Bir çağrıda bulunmak, size bir soru sormak istiyorum. Bugün buradasınız, kiliseye geldiniz veya bizi internetten izliyorsunuz. Dostum, şu anda ölsen, cennete gideceğine %100 emin misin? Sonsuzluğu nerede geçireceksin? İsa Mesih'teki kurtuluşu henüz aldın mı? Yoksa ben şu dine, bu dine aitim diyerek bir etiketle mi yaşamaya çalışıyorsun? Ben bir dinden bahsetmiyorum, ben kurtuluştan bahsediyorum. Çarmıhta senin için ölen, seni kurtarmak için kanını veren İsa'dan bahsediyorum. Birazdan birlikte dua edeceğiz. Evet, ben bugün iman etmek istiyorum. İman etmeye hazırım. Kilisedesin veya internetten izliyorsun. Bunu yapmaya hazırsan birlikte dua edeceğiz. İkinci çağrım. Belki geçmişte hayatını Rabbe verdin. Ama şu anda Rab'den uzak olduğunu farkındasın. Tekrar adanman, tekrar tövbe edip tekrar Rabbe olan imanını tazelemen gerektiğini farkındasın. Ve bugün o kararı verebilirsin. Tekrar adanabilirsin. Üçüncü bir çağrım daha şu. Belki İsa'yı bütün yüreğinle seviyorsun ama kurtuluşundan emin değilsin. Belki şeytan sürekli sana yalan söylüyor. Kurtulmadın diyor. Kafan karışık. Korkular ve kaygılarla yaşıyorsun. Acaba Tanrı beni gerçekten seviyor mu? Acaba gerçekten kurtuldum mu diye düşünüyorsun. Bugün kurtuluşundan emin olabilirsin. Belki şu anda çok rahatsız oluyorsun söylediklerimden.
Belki buradan çıkmak istiyorsun şu anda. Bu bir belirti. Kurtulman gerektiğinin bir belirtisi. Kurtulman gerektiğinin bir belirtisi. Rahat oturamıyorsan Rab seni dürtüyor diyor. Bugün senin tövbe etme günün. Belki internetten izliyorsun. Rahat değilsin. Diyorsun kapatmam lazım. Kapatma kardeşim. Bu senin fırsatın. Bu senin fırsatın. Birlikte dua edelim. Amin. Benden sonra bu duayı tekrar edin. Birlikte dua edelim. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Yüreğime gel. Taştan yüreği çıkart. Bana etten yeni bir yürek ver. Beni kurtar. Beni yıka ve temizle. Beni doldur ve değiştir. Hayatımı sana veriyorum. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne, kanını döktüğüne, ölümden dirildiğine yürekten iman ediyorum. İsa Mesih, beni kurtardığın için, beni akladığın için sana şükrediyorum. İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. İnternette bizimle şu anda birlikte dua eden arkadaşımıza demek istiyorum ki şu anda bütün günahlarınız bağışlandı. Haleluya. İşte kurtuldun. Belki diyeceksin bu kadar basit mi? Evet. O haydut 3 saniyede kurtuldu. Haleluya. İşte Tanrı'nın lütfu bu kadar büyük. Haleluya. Şimdi bu ayete geri döneceğiz demiştik ya. 30. ayet. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür. Neden? Sofranın gücü hayatında işlemediği için. Bu insanlar o duruma düşmüşler. Çünkü o bağlamda paylaşılıyor, doğru değil mi? Ama sofranın gücü hayatında işleyenler için zayıf değil, güçlü olacaklarını biliyoruz. Hasta değil, şifa almış ve sağlıklı olacaklarını biliyoruz. Ve ölmüş değil, uzun ömürle doyurulmuş ve hatta sonsuza dek yaşamış olacaklarını biliyoruz. Bu yüzden özellikle Rab bugün için bunu yüreğime koymuştu. Bedenlere güç, şifa ve uzun ömür. Sofrada bugün imanla bunu almak için gelelim, buna odaklanalım. Diğer her şey dahil tabii ki ama özellikle bunu vurgulamamı istedi Rab. Amin. Haleluya. Haleluya. Rab şu anda sofrayı İsa Mesih'in adıyla bereketliyoruz. Ekmeği çocukların şifası olarak ilan ediyoruz. Kaseyi yaşam veren kase olarak ilan ediyoruz. Ve bu sofradan güç, şifa, sağlık ve uzun ömür akması için İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin. Haleluya. Görevli kardeşlerimiz gelsin lütfen. Bütün özellikle bugünlerde herkese hizmet edilirken biraz paylaşayım. Yani daha önce de değindiğim gibi bakıyoruz hastalıklar artmakta. Salgın hastalıklar, virüsler, bakteriler her türlü şeyler ortaya çıkıyor. Çeşitli daha önce olmayan hastalıklar çıkıyor ortaya. Çünkü o kadar zehir var ki sularda. Geçenlerde 2-3 gün önce bir makale okuyordum. Amerika'da birkaç şehirde normal merkez suyunu test ediyorlar ve içinde radyoaktif florid olduğu ortaya çıkıyor. Yani insanlar bunları içiyor, bunlar yıkanıyor. Yani nereden geldi, nereye bulaştı bilemiyorsun artık ne olduğunu. Yani bu kaçınılmaz bir şekilde ama korkutmak için söylemiyorum, tam tersine. Ama farkında da olmamız gerekiyor. Yiyecekler zehir gibi artık, içine konulan koruyucu maddeler, kullanılan şekerler, organik bir şey kalmadı. Kullanılan şekerler bile. Niye bu kadar çok diyabette artış var? Yağlar, şekerler, yani resmen insanların vücutlarını zehirleyecek. Hele o fast food. Fast food. Sakın yemeyin. Fast food yemeyin. Tamam mı? Özellikle çeşitli prosedürlerden geçmiş etleri sakın yemeyin. Boya maddeler, her türlü şeyler var o salamların, sosislerin içinde. Yemeyin onları.
Nasıl yapıldıklarını görseniz zaten yemezsiniz. Yani içtiklerinize de dikkat edin. O hani meyve suları falan hep şeker onlar. Mısır şurubundan yapılan şekerler, zararlı, vücuda zararlı şeyler. Yediklerimize de dikkat etmemiz lazım. Ama her zaman her şeyi %100 dikkat edemiyoruz. Ama kapımıza, o kapımız kanla mühürlendiği için ölüm vücutlarımıza giremeyecek. Çünkü, haleluya, yaşam veren, Mesih'te yaşam veren ruhun yasası bizi günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Haleluya. Bir hikaye anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Bu 1900'lü yılların başında Amerika'dan Güney Afrika'ya giden bir müjdeci var. John Lake adında. Zengin, milyoner bir iş adamı. Her şeyini bırakıyor ve Güney Afrika'ya gidiyor. Ve o kara veba salgınının olduğu dönemde, halkın üçte birinin tamamen öldüğü bir dönem, felaket bir dönem. 5 yıl içinde 550 kilise kuruyor. Milyonlarca can Rabbe geliyor. Mucizeler, harikalar, belirtiler, olağanüstü şeyler oluyor. Chicago'lu bir iş adamı, Rabbin çağrısını alıyor, her şeyini bırakıyor. Multimilyoner, bırakıyor, Güney Afrika'ya gidiyor. Yani 100 sene öncesinin Afrika'sını düşünmenizi istiyorum. Ve insanlar ölürken bu kara veba salgının sırasında herkese hizmet ediyor. İnsanlar iyileşiyor, müjdeyi duyuruyor. Doktorlar gelip diyorlar ki, ya nasıl sen bu insanların arasında hizmet ediyorsun, sana hiçbir şey olmuyor. Sonra ölmüş bir adamın ağzından köpürüyor çünkü ağızları, çıkan salyayı alıyorlar. Diyor ki alın onu, mikroskop altında bakın. Adamın şeyinde yazılı bu, biyografisinde yazılı, okudum. Ondan sonra alıyorlar bunu, bakıyorlar doktorlar ve o işte salgına sebep olan o bakteri, virüs her neyse o mikropların canlı olduğunu mikroskop altında görüyorlar. Sonra diyor ki getirin aynı salyayı benim elime koyun şimdi. Eline koyuyorlar. 1-2 saniye sonra diyor ki alın şimdi tekrar bakın mikroskopun altında. Mikroskopun altında aynı salyaya, mikropların o fokurdadığı salyaya bir bakıyorlar hepsi ölmüş. Mikroplar bitmiş, ölmüş. Şok içinde adama bakıp diyorlar ki nedir bu? Adam da diyor ki ben imanın gücünü keşfettim. Çünkü Mesih İsa'da yaşam veren ruhun yasası beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Diyor ki ölüm ve günah giremez. Ölüm giremez. Ölüm benim üzerime hükmedemez. Hastalık hükmedemez bana. Bunun bilincinde olmanız lazım kardeşler. Yetkinizi bilin. Mesih'teki yetkinizi bilin. Cesaretle söyleyin bunu. Hastalık benim bedenime giremez. Etrafınızda sürekli hastalık konuşan insanlar olacak. Aman hasta olursun, aman şu olursun. Ama cesaretle söyleyin, sizde deli bile deseler, ben hasta olmam. Bu salgın benim bedenime yapışamaz, benim bedenime giremez, benim bedenime tutunamaz. Kapı kapalı. Çünkü hastalık ölüme sebep olan bir şey. Ve ölümün benim üzerimde gücü yok, üzerimden geçmek zorunda. Yoluna devam et ölüm. Hastalık sana yaklaştığı zaman yoluna devam et. Buraya giremezsin diyeceksin. Çünkü amin. Çünkü yanında 1000 kişi, sağında 10.000 kişi kırılsa bile sana yaklaşamayacak. Evinin üzerine felaket diyor. Çadırına felaket gelemeyecek evine. Çadırda yaşamıyoruz artık da. Evine felaket gelmeyecek. Haleluya. Her tarafta felaket varken söyle benim evime bu felaket gelmeyecek. Nasıl böyle diyebilirsin? Aa bir dakika, kontratı okudum çünkü. Haklarımı biliyorum. Tarihte büyük bir uyanışçı var. 1800'lü yılların ortasında büyük bir uyanış oldu Kuzey Amerika'da. Ülkeyi değiştirecek bir uyanış oldu. Ve uyanışın öncülüğünü yapan da bir avukat. Adam avukat. Kiliseye falan giden birisi değil. Yani imanda çok güçlü birisi değil. Ama o zaman tabii yasalar hep kutsal kitaptan alıntı olduğu için kutsal kitabı da bilmesi gerekiyor. Kutsal kitabı okuyor ve etrafına bakıyor ve Hristiyanların konuşmalarına, yaşamlarına, düşüncelerine bakıyor ve kutsal kitaba göre ölçmeye başlıyor ve içinde böyle bir öfkelenme oluşmaya başlıyor, bir kızgınlık oluşuyor. Diyor ki yani
Hristiyanlar diyor haklarını bilmiyor. Avukat olduğu için yasayı okuyup hak savunmayı bilen birisi. Kitabı okuyor ve hadi işte yazılmış hakları bunlar ve bunu savunmuyorlar. Bunlara sahip çıkmıyorlar. Ve bir gün adam gidiyor ormanın ortasına. Haykıra haykıra bağırmaya başlıyor Tanrı'ya. Sen orada varsan ve sözünde böyle diyorsan gelip bana dokunmak zorundasın. Avaz avaz bağırıyor sesi kısına kadar. Bir anda kusarın gücü üzerine iniyor adamın. Bütün vücudu ruhun ateşiyle yanmaya başlıyor. Ve tarihteki en büyük uyanışçılardan birisi. Bütün ülkeyi dolaşarak gittiği her yerde ses sistemleri bile yokken adam çıkıyor binlerce insana bağırarak vaaz ediyor. Ve o kadar güçlü ki vaazları insanlar o da vaaz ederken insanlar haykıra haykıra ağlamaya başlıyorlar. Tövbe etmek istiyoruz, tövbe etmek istiyoruz diye. İnanılmaz bir uyanış oluyor. Ama nasıl oldu? Çünkü adam diyor ki Hristiyanlar haklarını bilmiyorlar. Sahip olduklarını bilmezmiş gibi yaşayıp konuşup düşünüyorlar. Ve bu onu çok öfkelendiriyor. Yani Tanrı var mı yok mu diye sorgulamasına sebep oluyor. Anlıyor musunuz? Çünkü burada gördüğü, kitapta gördüğü resimle gözleriyle gördüğü resim birbirini tutmuyor. Doğru değil mi? Ve diyor ki Tanrım gerçekten var mısın yoksa bunlar hikaye mi? Bunlar hikaye mi? Gerçekten var mısın? Burada yazılanlar gerçekten doğru mu? Çünkü yazdıkların müthiş şeyler. Ve ben bunları yaşamak istiyorum. Bunlar doğruysa bunları yaşamak, tatmak istiyorum. Neler neler yazmışsın buraya. Ve bu kitabını göndermişsin o zaman ben bunları yaşamak istiyorum. Eğer oradaysan, varsan gel bana dokun. Ormanın ortasında. Ve Rab gelip bir ormanın ortasında o adamla buluşuyor. Ve o adamı bir ülkeyi sarsmak için kullanıyor. Haleluya. Neden seni kullanmasın kardeşim? Haklarını bil. Söyle. Kapı kapalı. Ölüm giremez. Hastalık giremez. Amin. Bedeni fark et. Mesih'i fark et. Sahip olduğunu fark et. Amin. Haleluya. Elimizde tuttuğumuz çocukların ekmeği. Sadece bir parça kraker değil bu. Bu yaşam ekmeği ve bu çocukların ekmeği. Bu şifa. Bu bedenlerimize şifa, bu uzun ömür, bu güç, haleluya, bunu tutuyorsun elinde. Ağzına aldığın anda sadece bir parça ekmek yemiyorsun. Ruhsal olarak tattığın şifa, güç, Tanrı'nın vaatleri imanla yaklaşıyoruz ve imanla ağzımıza alıyoruz ve imanla ekmekten öte bir şey tadıyoruz. Amin. İsa Mesih'in adıyla. Güç, şifa, sağlık ve uzun ömür. Teşekkür ediyoruz Rab sağlıkların için. Amin. Eline aldı kaseyi ve öğrencilerine verdi. Biz bu kaseden içiyoruz. Asmanın ürünü ama tattığımız, içimize giren bundan daha öte bir şey. Ruhsal boyutunda sonsuz yaşam, aklanma, haleluya. Bizi koruyan, dışsal saldırılara karşı kapıyı kapatan, mühürleyen, ölüm meleğinin üzerimizden geçip gitmesini sağlayan, bize dokunmasını engelleyen kan. Amin. Elimizde tuttuğumuz bu. Amin. Ve içtiğimiz zaman içimize akan, yaşam veren kan. Tanrı'nın yaşamını sağlayan. İnsanın değil, Tanrı'nın yaşamını sağlayan. Tanrı'nın içimizde yaşamasını sağlayan. Rabbi İsa'ya bunun için şükrediyoruz. Bize güç verdiği için, şifa, sağlık ve uzun ömür verdiği için şükrediyoruz. Amin. Haleluya. 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 Ellerimizi kaldırıp ona şükredelim. Haleluya.